İyi akşamlar. Ben Gökmen Karadağ. Açıkça hoş geldiniz sayın seyirciler. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde bütçe görüşmeleri gerçekleştiriliyor ve bu görüşmeler çok sert demeçlere, gergin anlara sahne oluyor. O görüşmelerden bugün yansıyanlar, son günlerde yansıyan en çarpıcı durumları, hikayeleri, konuşmaları açıkçanın içerisinde değerlendireceğiz. Bunlar ne anlama geliyor? Çünkü bütçe görüşmeleri önemlidir. Hala da önemlidir sayın seyirciler. Bunları ele alacağız. Ve bunlar içerisinde en çarpıcılarından biri de İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun HDP'lilerle yaşadığı bir atışma sırasında oh iyi oldu artık belediyelerinize el konulması çok iyi oldu. Paralar böylece PKK'ya gitmiyor, millete gidiyor. Bu ilginçti bir bakanın meclis kürsüsünden böyle bir konuşma yapması. Bu ne anlama geliyor konuşacağız. Başka neleri konuşacağız? HDP ile AKP-MHP arasındaki gerilim mi, atışmayı zaten biliyoruz ama MHP'nin öyle bir çıkışı oldu ki HDP kapatılsın dedi Bahçeli. Ancak Bahçeli'nin bu sözünden çok daha ağır bir ifadeyi Semih Yalçın kullandı. Haşere sözünü kullandı. Haşere benzetmesini yaptı. Ve de kamilen katledilmesi, yanlış söylemiyorum değil mi? İtlaf. İtlaf, özür dilerim. Kamilen itlafı, itlaf sözcü yok etmek, yok etmek demektir. Şimdi hayvanlar kamilen için kullanılır genellikle. Türk Dil Kurumu'nda özellikle o anlam belirtilmez ama yaygın kullanımda hayvanlar için evet kullanılır. Şimdi çok garip bir ifadeydi. Böcek ifadesi, kamilen itlafı gerekir. Bunları konuşacağız sayın seyirciler. Sonuçta Türkiye'nin yakın geleceğine ilişkin buradan çıkarabileceğimiz bir takım projeksiyonlar var. Bunlar bizim için önemli konular. Bunun dışında yolsuzluk iddialarını ve yoksulluğu ele alacağız. Ha, yoksulluğa da iddia diyebilir miyiz? Yani yoksulluğa, Gürsel Bey güldü. Neden güldün tahmin edebiliyorum. Çünkü bakan sen yoksulluğa da iddia diyemezsiniz. Somuttur yani. Biz şu anda iddia demek durumundayız. Yok, ben sonuçta İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin yargıya intikal ettirmek istediği yolsuzluk dosyaları. Bunlar ne olacak? Yargı harekete geçecek mi, geçmeyecek mi? Geçmez. Ama orada enteresan bir şey vardı. Yoksulluk. Ya hadi yolsuzluğa bir iddia dediniz de yoksulluk Türkiye'nin yani çok açık çıplak bir gerçeği haline gelmişken Bakan Selçuk'tan Türkiye yoksulluk sorununu aşmıştır şeklinde bir açıklama gelmesi. Sayın seyirciler, pazar pazar bu kadar gündem maddesi olur mu? İşte oluyor. Burası Türkiye ve konuklarımızla birlikteyiz. CHP İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin bizimle birlikte. Gürsel Bey hoş geldiniz. Hoş bulduk. İyi yayınlar. Gürsel Tekin yayınımız içerisinde İstanbul rant haritasını da açıklayacak. O haritanın ne anlama geldiğini ve onun ne ifade ettiğini anlatacak bizlere. Yolsuzlukları somut belgeleridir o. Başka bir şey değil. Yani. Peki. Gazeteci yazar Necdet Saraç bizimle birlikte. Necdet Bey hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hukukçu Salim Şen birlikte bizimle. Salim Bey'e de soracağız. Yani yargı kulağının üzerine yatabilir mi? Bunca yolsuzluk iddiası karşısında, dosyası karşısında ne olacak, ne bitecek? Yapılması gereken ne? Bunları ele alacağız. Ve iletişimci yazar Ayşen Şahin bizimle birlikte sayın seyirciler. Ayşen Şahin gönüllü oldu. Neye gönüllü oldu? Ayşen Şahin aşı gönüllüsü oldu. Evet. Çin aşısı. Çin aşısına gönüllü oldum, evet. Nasıl peki? Var mı bir şikayetiniz vesaire? Ya henüz ne alfabeyi yazarak ifade edebiliyorum ne Çince konuşabiliyorum. Bir etki olmadı. Bir çipte hissetmiyorum, bir takipte hissetmiyorum bakalım şimdilik. Hı-hı. Ya açıkçası hani doğruya doğru şimdi ben de Sağlık Bakanlığı'na güvenmiyorum. Sağlık Bakanlığı'nın sağlıkla ilgili herhangi bir adımına da güvenemiyorum. Neden? Çünkü hani verilerin saklanması, bu sürecin bu hale gelmesi herkes gibi bende de bir güvensizlik yarattı. Ama şöyle düşünüyorum tersten, güvendiğimiz hocalarımız var. Ve gerçekten bu araştırmanın başında da onlar çalışıyorlar. Dolayısıyla üçüncü fazı da bir an önce atlatmamız gerekiyor ki yaygın aşıya geçebilelim. Yani süreç iyi de gidebilir. Faz 3'ten iyi bir sonuç da çıkmayabilir ama bir sonucun çıkması gerekiyor. Dolayısıyla belli bir açık vardı. Bizde böyle bir gönüllü seferberliği ki şu anda oldu zaten. 13 bin kişi üzerinde yapılacaklardı. 3 hafta sonunda falan da şeyi açıklayacaklar. Sonuçları açıklayacaklar. Tamam. Yani bir anlamda 3. faz için gönüllü evet, insanlar olması gerekiyordu. Ayşen Şahin de bu anlamda gönüllü oldu. Ama ilginçtir, Twitter'da özellikle paylaştı. Ben bakanlığa güvenmiyorum ama doktorlara sonuna kadar güveniyorum. Evet, yani bilime güveniyorum. Hı. Aşıya zaten güveniyorum. İnsanın ortalama ömrü
aşılar sayesinde bu kadar uzadı. Yani işte kuduz aşısı oluyoruz, tetanoz oluyoruz, su çiçeği, kızamık. Yani biz bunları aşıyla atlatabiliyoruz. Eskiden bunlar ölümcül hastalıklardı ve hepsi bulaşıcı hastalıklardı. Dolayısıyla bu süreci de aşıyla atlatacağız. İkinci dozda yapıldı mı size? Yok, ikinci dozu işte bir 10 gün sonra da ikinci dozu alacağım. Hı-hı. Şu an için bir yan etkisi de yok. Ya burada böyle şeye de çok katılmıyorum. İşte insanlar sonuçları görmeden ikinci fazda hemen işte niye aşı oluyorsun? Ya hiçbirimizin canı diğerinden daha önemli değil. Zaten bu dönemde bozuldu bizim de algılarımız. Yani zannediyoruz ki dünyada hepimiz biriciyiz. Evet, hepimiz bir kendimizi korumakla... Size öyle diyenler mi oldu etrafınızdan? Ya neye güvenerek aşı oluyorsun? Ya etkisi olursa olabilir. Gönüllü de zaten budur. Yani sonucu ne olursa olsun bir 13 bin kişinin kendini bir şekilde gönüllü olarak... Evet. Bu işe vermesi gerekiyor. Sen olmasan ben olmasam kim gönüllü olacak? Ben aşı olmasam sen olmasan bu aşının 3. aşaması nasıl geçeceğiz? Yani. O zaman şu an için hiçbir yan etki de yok. O şeye de girmeye gerek yok. Yani ülkeleri sağlık konusunda attıkları adımlara göre işte hani Çin'in aşısı öyledir, Almanya'nın aşısı böyledir. Hayır, belli teknikleri var sonuçta. Bu geleneksel yöntemlerle üretilmiş bir aşı ve yani ne Çin, ne ülke olarak, ne teknoloji olarak bence bu eleştirilerin ya da bu kafamızdaki soru işaretlerinin tamamı şeffaf yönetilmeyen bir süreç yüzünden bizim bakanlığa olan inancımızı kaybetmemiz. Yani şey gibi düşünüyoruz. Yani bunu seçtilerse bir yeniği vardır gibi düşünüyor herkes. Tamam. Şimdi bakanlığa olan, hani bakanlığın açıkladığı verileri olan şüphe 11 Aralık ve 12 Aralık tabloları arasındaki farkla daha da bir yükseldi. İnsanların kafası karıştı. Buna biz de dahiliz. Bizim de kafamız karıştı sayın seyirciler, herkes gibi. Ve acaba uzmanlar ne diyor bu konuda, onu merak ediyoruz. Bunu da Profesör Doktor Bengi Başer'e soracağız. Bengi Hanım merhaba. Merhaba, iyi yayınlar Gökmen Bey. Ayşen Şahin gönüllü oldu. Ne diyorsunuz faz 3 çalışması tamamlanabilsin diye aşının? Harika, harika Ayşen Hanım. Geçmiş olsun, harikasınız. Gönüllüler olmadan olmuyor bu iş. Teşekkür ederim hocam. Bizler sahada, sizler gönüllü olarak hep birlikte el ele vererek bu salgının üstesinden gelmeye çalışacağız tabii ki. Peki, şimdi yönetmenimizden rica edelim. Önce 11 Aralık tablosunu ekrana getirelim. 11 Aralık 2020 tablosu. 11 Aralık 2020 tablosunda... Bakın buradaki verilere baktığımızda ne görüyoruz? En altta iyileşen hasta sayısı 5516. Sağ tarafta da onun kümülatif olarak verisi 458.109. Sol sütunda 5516 iyileşen hasta sayısı günlük. Toplamda da sağ sütunun en altında 458.109. Bir gün sonra 12 Aralık 2020'de İyileşen hasta sayısı neredeyse 1 milyon arttı açıklanan verilerde. Şimdi burada bakıyoruz günlük iyileşen hasta sayısı en altta 12 Aralık için söylüyorum 20.191. Ondan sonra iyileşen hasta sayısı toplamda 1.581.565. Şimdi böyle bir tablo ortaya çıktı. Günlük vefat sayısı 222. Şu ana kadar toplam vefat sayısına bakıldığında da ilginç bir durum ortaya çıkıyor. Yani dünyada neredeyse hiçbir ülkenin gösteremediği oranda düşük bir ölüm oranı ortaya çıkıyor. Şimdi bizim kafamız iyice karışmaya başladı. Neden karışmaya başladı? Asemptomatikti, semptomatikti. Onu veriyoruz, bunu vermiyoruz derken şimdi de 11-12 Aralık'ta ne oldu da bu rakamlara 1 milyona yakın iyileşen hasta eklendi. Bengi Hocam siz anlayabildiniz mi? Gökmen Bey, şimdi bizim istatistik yapan arkadaşlarımız şöyle bir yorum yaptılar. Bu turkuaz tabloları çözebilmek için yanında bir de kullanım kılavuzunun verilmesi gerekecek galiba diye. Hakikaten bizim sayılarla ilgili bir problemimiz var birçok alanda. Şimdi burada da o kadar çok şey oynandı ki tıpkı işte eğitim sistemi gibi. Şimdi önce şöyle bir oldu. Temmuz sonu 28-29 Temmuz döneminde biliyorsunuz vaka açıklanırken vaka sayıları bir anda onlar hasta sayılarına dönüştürüldü.
Daha sonra 26 Kasım'da işte bir takım tepkiler, Dünya Sağlık Örgütü'nün baskıları falan derken 26 Kasım'da günlük vakalar açıklanacak dendi ve başlandı. Ancak bu arada günlük iyileşenlerin sayıları belirlenemediği için, belirtilmediği ve bildirilmediği için aktif vakalar da hesaplanamaz olmuştu. Sonunda 4,5 ay sonra aktif vakaların da hesaplanabileceği bir tabloya ulaştığımızı düşünüyorduk. 11 Aralık'tan 12 Aralık geçişinde dediğiniz gibi böyle bir anda bir 1 milyonluk bir artış, mucizevi bir artış oldu. Artık günlük bazda da bir 15 binlik bir artış. Burada bir açıklama olmadı Sağlık Bakanlığı'ndan. Bize tabii hep çözüm yolları işte nedir filan çözmeye çalışırken bugünkü turkuaz tabloda aslında bu 1 milyonluk farkın, açıklanan farkın aslında vakalar olduğu, iyileşen vakalar, daha doğrusu iyileşenlerin tümü olduğu şeklinde tablo düzeltildi. Aslında onlar iyileşen hasta değilmiş, toplam iyileşenlermiş. Bunu anlamış olduk. Dolayısıyla da işte buradan biraz daha çözmeye çalıştık. Aktif vakaları hesaplar hale geldik. Ancak arada 4,5 aylık bir boşluk oldu. Bu anlamda istatistikler sekteye uğradı. Siz bir salgında tabii bu istatistiklerle yola çıkarak açılırsınız, kapanırsınız, belli önlemlerinizi alırsınız. Tabii neye göre o önlemleri aldığımızı da tabii bilemiyoruz. Ancak umut ediyorum bugünden sonra farklılıklar yaratılmaz. Hep bu şekilde gidilir diye düşünüyorum. Yani sayının buradan kaynaklandığını sonunda hepimiz çözmüş ve anlamış olduk. Yani iyileşen hasta sayısı değil, iyileşen sayısı şeklindeki bir düzeltme ile mi durum izah edildi? Aynen, öyle izah ettiler. Dünkü o iyileşen hastalar bugün iyileşen sayısına döndü. Total hepsinin işte tüm vakalar, biliyorsunuz hasta vaka diye bir şey de yok zaten. Bu bize özgü bir şey. Dünya Sağlık Örgütü bir tanımı var. PCR'ı pozitif olanları vaka olarak alın dediler. Biz öyle yapıyorduk. Sonra bir şey oldu. Temmuz sonunda biz hastaya dönüştürdük bunu. Ama böyle bir şey yok aslında. Sonra tekrar vakalar oldu ve o iyileşen sayısı da anladığımız kadarıyla total aslında iyileşen vaka gibi de kabul edilebilir. Böyle bir noktaya geldik bugün için. Peki. Şimdi Bengi Hocam, hakikaten ya çok zor, anlamak çok zor. Bakın hani efendim vakalar hasta değildi. Şimdi iyileşen sayısı deniliyor. Hasta olmayan kişi nasıl iyileşiyor? Ondan sonra Sağlık Bakanı'nın hocası açıklamıştı. Ya ben onun hocasıydım demişti anıt açılışında. O da bilir hasta vaka arasında böyle bir ayrımın olmayacağını. Bir anda bir tablo açıklanıyor ve bir günde 1 milyon daha iyileşen ekleniyor. Ve bu Twitter'da şurada burada muazzam bir yankı uyandırdıktan saatler sonra ancak bir açıklama getiriyor bakanlık. Hakikaten nasıl bir iletişim? Ya bizi dünya nasıl izliyordur Bengi Hanım bu verileri? Vallahi bilmiyorum. Onların da kafası karıştı zaten, biliyorsunuz. Johns Hopkins'in verileri, Worldometer, yani hepsi tamamen sayıları birbirine karıştırdılar. Vakalarla hastaları topladılar, bir şeyler yaptılar falan. Yani onlarda da biraz karmaşa yarattık. Ama tabii böyle bir şey Gökmen Bey, yani bir şey mi uyandırıyor? Soru işareti. Yani siz bir ülke olarak bir takım veriler veriyorsunuz ve bu verilerin çok farklı olduğu ortaya çıkıyor. Tabii bu anlamda da bir prestij kaybıdır. Bu da hoş bir şey değil. Öte tarafta biliyorsunuz, bugün şimdi ben demin sosyal medyada da paylaştım bir haber, Hatay'dan bir şey geldi, belediyenin açıklama, dendi ki toplam bizim ölümümüz ilk 10 gününde aralığın 1061'dir. Yani bu yaklaşık günlük 100'e falan denk geliyor işte. Ama bizim günlük ölümlerimize baktığınızda Türkiye'deki ölümlerin yarısını Hatay'dan olduğu falan ortaya çıkıyor. Biliyorsunuz ölümlerde de bu çelişkiler var. Hani niye böyle bir şeye gerek duyuyoruz? Bu da çok enteresan. Yani bu tabii insanlardaki algıyı değiştiriyor. Yani sizin kredibilitenizi azaltıyor. Yani bu anlamda ciddiyeti de bozuyor. Aslında gerek yok. Bütün dünya bunu açıkça veriyorsa biz niye vermiyoruz? Bunu da çözmek mümkün değil. Ancak son verilerde mesela şöyle bir açıklama da oldu. Biliyorsunuz çok kısa sürede bir takım önlemler aldık. Bir takım yamalı önlemlerimiz var. İşte hafta sonları çıkmamak gibi. Öte tarafta bakıyorsunuz Google'ın hareketlilik raporlarında cuma ve pazartesi mesela alışveriş mekanları, marketlerde yoğun bir hareketlilik oluyor. Bir bulaşma zinciridir aslında bu. Ama bunlara rağmen bizim şimdi vakaları
vakalarımız azalmaya başladı, hastalarımız azalmaya başladı. İşte dün ve bugün arasında işte ağır vakalar, ölümler gibi. Yani tabii bütün parametreler bu alınan önlemlere rağmen azalıyor. Aslında biz bunu da çok beklemiyorduk. Çok daha katı önlemlerle gidebileceğini düşünüyorduk. Çünkü birçok ülke çok daha katı önlemlerle ancak önüne evet. geçebiliyor. Burada da bir farklılık yaratıyoruz sanıyorum dünyada. Onu da göreceğiz bakalım nasıl olacağını, izleyeceğiz hep birlikte. Peki. Şimdi bu arada Bengi Hocam, azalıyor dediğiniz, yani bugün mesela 13 Aralık rakamları açıklandı. Bazı haber kanallarında KC gördüm koca koca. Verilerde düşüş başladı. İşte önlemler işe yaradı. Ya azalıyor, kaç azaldı diye baktım. 4 azalmış vefat sayısı sadece. Yani dün 222 açıklanırken. O da gerçekse. O da gerçekse. O bugün da gerçekse. 218. Atay 4 örneği kişi... o yüzden önemli yani. Nasıl? Atay örneği o yüzden önemli. Evet. Yani 4 kişilik bir şeyi haber kanalları şey diye veriyorlar. Önlemler işe yaradı ve azalış. Bir de doktorlara soruyoruz Twitter'da. Doktorlar ölüyoruz diyorlar. Sağlık çalışanları tabii. ölüyoruz diyorlar. Bakın 222 CHP'nin çok ciddi çalışan bir COVID grubu var. Ve o COVID grubunun son açıklamasında en az 2,5 katı diye açıklama yaptılar. En az 2,5 katı. Bu ne demek? 222. Tabii. 444. Oraya bir 111 daha ekle. 544, 550 diyelim. Yani insanların her gün 550 kişinin bu hastalıktan öldüğünü duyduklarında elde edecekleri, daha doğrusu içine bürünecekleri psikolojik durum başkadır. Bu sayıyla başkadır. Gülsel Bey, ne diyorsunuz Bengi Hocamızın anlattıklarına? Tabii yani bugüne kadar başladığımız günden itibaren ne yazık ki dünyanın birçok ülkeleri çok şeffaf davrandı. Basını, medyası, olup bitenleri. Çünkü ne kadar şeffaf davranırsanız o kadar daha rahat önlem alırsınız. Ve sonuçta neticeye baktığımızda da bunun neticelerini de birçok ülkeler aldı. Şimdi Türkiye'de zaman zaman anlaşılabilir. Özellikle işte bu yaz sezonunda işte turizm alanı, çünkü bizim tek gelir kaynağımız turizm olduğu için bundan dolayı bir hassasiyet şeyi olabilir ama gerçekten ben de şaşırdım. Yani bir günde böyle bir uçurum niteliğinde sayılar yukarı çıkınca bana başka bir şey de çağrıştırdı. Galiba hem Dünya Bankası'nın hem Birleşmiş Milletler'in vaka sayısı yüksek olanlara yardım konusu mu acaba bu noktaya getirdi? Yoksa tekrar böyle mi devam edecekti? Ama hayatın gerçekleri de mesela şöyle, iddialar doğrusunda değiştirmeleri şimdi, gerekebilir. Bakanlık hangi verileri verirse versin, özellikle parlamentodaki bütün milletvekillerinin elindeki telefonlarda istisnasız bize mesajlar geliyor. Yani teşkilatlarımızda, ilçelerimizde milletvekilleriyle ilgili sayılara baktığınız zaman zaten o sayıları görüyorsunuz. Yani bir yıl önceki SMS'lerle bugünkü SMS'leri karşılaştırdığınızda ölüm oranlarının çok yüksek olduğunda net olarak görebilirsiniz. İkincisi, son günlerdeki hastanelerin durumu. Yani istisnasız herkes arıyor hastanelerde. Ne yazık ki yoğun bakım ünitelerinde de ciddi sıkıntı var. Ama her şeye rağmen özellikle sağlık çalışanları, çünkü bu ne yazık ki bu hastalığı geçirmiş bir insan olarak söylüyorum. Bütün sağlık çalışanlarına çok teşekkür ediyoruz. Olağanüstü çaba sarf ediyorlar. Oradaki hasta bakıcısından başhekimine kadar ciddi çabalar sarf ediliyor. Ama biraz da iktidar çaba sarf ederse zaman zaman yani böyle çok kötü hissettiğiniz günler oldu mu o hastalıkla mücadelenizde? Elbette 2-3 tabii 2-3 gün böyle işte çok yoğun ateş ve öksürük. Doğal olarak bunlar oluyor. Bunların olmaması mümkün değil. Burada sorun şu. Biraz kaç gün sürdü sizinki? Bir 4 gün böyle bir yoğun bakım değil de yani ciddi bir sıkıntı çektim ama onun dışında rahatladık ya. Bir sıkıntı yok. Peki hastalığı atladıktan sonra kanınızdaki antikor düzeyi evet. falan bakıldı mı? Bakıldı. Antikor oluşmuş. Antikor oluşmuş ama yani tabii bu züğürt tesellisi. Bundan ne kadar yarayacak bilmiyorum. Hekimlerin bir kısmı en azından 3 ay 5 ay daha rahat olacaksınız derken bir başkası da hiçbir anlam ifade pozitif etmiyor diyorlar ama. Pozitif bizden ama. Hayır, en azından. Hocam %50 şey var şu anda evet. aramızda. Yani aşı olmuş bir hanımefendi, antikor üretmiş yani evet. potansiyel olarak evet. evet. Ya pozitif ayrışıyorlar. Bilim yani adı da üstünde biliyorsunuz. Ya dünyanın her yerinde çok itibar edilen bir kurumdur.
bilim kurulunun da bazen sessiz, edilgen kalması doğrusu bilim insanlarına çok yakışan bir tavır olmanı da olmadığını da peki söylemek istiyorum. Çünkü dünyanın her yerinde bilim insanları çok net tavrını koyabildi ama zaman zaman bizimkiler tamamen iktidarın güdümünde kaldı. Bu da yakışmadı. Peki sayın seyirciler, işsizlik, enflasyon, büyüme, salgın verileri bunlar şu anda çok temel veriler. Yani diğer üçü işsizlik, enflasyon, büyüme zaten her dönem çok önemli her ülke için. Ama salgın özellikle pandemi döneminde çok önem taşıyan bir başka veri olarak eklenmiş durumda gündemimize. Ve bunlarla doğru bir şekilde ilgilenebilmek için, yönetebilmek için verilerin güvenilirliği çok önemli. Verilerine güvenilmeyen bir ülkeye kim nasıl güvensin? Dolayısıyla bunlarla ilgili soru işaretlerini konuşuyoruz. Bakın birazdan TÜİK'in eski başkanı Birol Aydemir de Skype'ta olacak. Çünkü Birol Aydemir de bu kez TÜİK'in verileri, enflasyon verileri, bunlarla ilgili büyüme verileriyle ilgili şüphelerini aktaracak. Ben artık şüphe duyuyorum. Çünkü veriler bizden önce Berat Albayrak'a gidiyordu. O işte Naci Abal'ın o dönem başında olduğu kurum bize veri vermiyordu vesaire vesaire. Bütün bunlar veri güvenliğiyle ilgili. Ama bu bölümde Bengi Başar hocamla birlikteyiz. Necdet Bey ne diyorsunuz? Ya bu noktada aslında aklıma şimdi bunları dinlerken Marquez'in meşhur kitabı Kırmızı Pazartesi geldiğiniz. Herkes her şeyi biliyor aslında. Yani şimdi Bengi Hocam da haklı olarak pozisyondan dolayı temkinli konuşuyor. Yani anlıyorum o anlamıyla da. Yani anlaşılmayacak bir şey yok ama ya Türkiye'de aslında bilinmeyen hiçbir şey yok. Kral çıplak diyebileceklerin sayısını arttırmamız lazım. Bakın şimdi siz rakamlarla, Türkiye rakamlarla oynayan bir ülkeye dönüştü. AKP iktidarı çok uzun süredir başarısızlığı başarı olarak sunmaya çalışıyor. Yani hatırlayalım işte Mart-Nisan aylarında mevcut Sağlık Bakanlığı'nın ne kadar başarılı olduğunu, müthiş bir şeffaflık olduğunu, verileri doğrudan aktardığını ne kadar çok duyduk. Ve dünya kadar da insan Sağlık Bakanlığı'nın ne kadar bu işin iyi yürüttüğünü söyledi. Geldiğimiz süreçte gördüğümüz bir şey var. Bu rakamların hiçbir tanesi gerçek değil. Şimdi dönüp şöyle yapmamız gerekiyor. Yani olması gereken o. Türk Tabipler Birliği'ni bir kez daha dinlememiz lazım. Türk Tabipler Birliği her ay rapor açıklıyor ve açıkladığı raporlarda ısrarla bu rakamlar doğru değildir diyor. Başından itibaren bunu söylüyor. Şimdi siz bu sesi büyütmediğiniz sürece gerçekten bu söylenen rakamlara, ki rakamların alıcısı da var, yani öyle de bir ilginç bir ülkeyiz. Yani bu rakamların alıcısı da var. AKP ve MHP seçmeninin bir bölümü bu rakamlara inanıyor. Ama sokakta çıplak gözle bile bunu gözlemlemek mümkün. Ama çıplak gözün ötesinde ya bu iş bilim işi ise bu süreci yönetmek de bilim adamlarının işi olmalıdır. Ve bu işi bu ülkede temsil eden resmi kurum Sağlık Bakanlığı dışında Türk Tabipleri Birliği'dir. Bu işi temsil eden sağlık sendikalarıdır. Bu işi temsil eden meslek odalarıdır. Şimdi siz bu meslek odalarını öne çıkarmadığınız sürece gerçekten rakamlarla ilgili soru işaretleri devam eder. Ve hiç şöyle sanılmasın, demin geçtiği için söyleyeyim. Yani uluslararası basını takip ettiğimizde de valla uluslararası kamuoyu Türkiye'deki rakamların hiçbirine inanmıyor. 1 milyonluk artış da tesadüfi bir artış değil zaten. Yani sonuçta sizin hem aşı hem de Dünya Bankası'nın verileri noktasında bu sayıları gerçeğe yakın göstermek durumunda kaldıkları için gösterdiler zaten. Bu nedenle de şöyle bir şeyin olması lazım ya. Yani bu gerçekleri telaffuz eden kurumların öne çıkarılması gerekiyor. Daha da öne çıkarılması gerekiyor. Burada mesela ben başından itibaren hep şunu savunuyorum. Mart'tan itibaren yani Türkiye'de iktidar öyle bir noktaya geldi ki verdiği hiçbir veri, siz söylediniz işte şimdi TÜİK başkanı ben veri alamıyorum diyorsa kimse alamıyor demektir. Burada yapılması gereken şu. Türkiye'de muhalefet hareketinin kendine özgü yeni bir merkez yaratması lazım. Alternatifler yaratması lazım. Mesela Türk Tabipler Birliği'nin her gün belki de bir açıklama yapması gerekiyor. Bu konuyu daha kapsamlı bir şekilde konuşacağız. Ama hazır Bengi Hocam buradayken ona veda etmeden önce çok kısa yorumlar ya da konuklarımızın soruları var mı? O anlamda bu turu ilerletelim. Salim Bey. Yani hani deveye sormuşlar. Neren eğri, nerem doğru ki demiş. Ben bunlara yani toplam... Öyle dememiş hocam. Boynu niye eğri demişler. O da bir bak bakalım benim. Yani.
Şimdi dolayısıyla biraz önce de siz de saydınız. Yani sadece hastalıkla ilişkin veriler konuşmuyoruz ki. İşte TÜİK verileri, büyüme verileri, enflasyon verileri, işsizlik rakamları, efendim işte harcamalar, yapılan ödemeler, sözleşmeler, ihaleler. Aklınıza gelebilecek her alanda yayınlanmış hangi rakama inanıyoruz ya da hangi rakam doğru ve güvenilir? Şimdi karşımızda yani her hafta aynı şeyi söylüyorum aslında. Sürgüt çünkü gündemden hiç düşmüyor. Çünkü aynı kaynak sürekli kendisini üretiyor. Karşımızda otoriter, her şeyi belirleyen, her şeye karar veren tek bir irade var. Şimdi böyle bir yönetim sistemi içerisindeyiz. Dolayısıyla bu irade rakamların ne olması gerektiğine, bizim neye inanmamız gerektiğine, neyin yayınlanması gerektiğine, doğrunun ne olduğuna, her birimizin sahip olması gereken bilgiye, her şeye karar veriyor. Dolayısıyla her türlü çarpıtma, her türlü yalan, dezenformasyon, yani manipülasyon aklınıza ne gelirse bu anlamda bunların hepsi o tek adam rejiminin bir siyasi iletişim biçimi haline dönüşmüş durumda. Yani bunlar bilinçli yapılıyor, elbette ki bilinçli yapılıyor. Necdet Bey'e katılıyorum, herkes biliyor, onlar bizden daha iyi biliyor. Rakamlar onların elinde. Biz bir akıl yürütme ile bunların gerçek olmayacağını düşünüp algılıyoruz. Yani diyoruz ki ya İstanbul'da 200 küsur kişinin salgından öldüğü bir günde Türkiye toplamı nasıl onun altında olabilir? Ya biz oradan bakarak sonuçlara varıyoruz. Biz akıl yürütüyoruz ama onların elinde var bu. Fakat gerçeklikle ilgisi tamamen kopmuş. Gerçeklikten öte popülist, istediği neyse onu gerçek olarak sunan ve bundan da kendisine siyasi bir takım sonuçlar elde etmeye çalışan bir iktidar anlayış var. Biz ne yaparsak yapalım. Dolayısıyla bu rejim ve bu anlayış iktidarda olduğu sürece Türk Tabipler Birliği arzu edilen yere gelemeyecek. O sendikalar beklediğimiz çalışmaları asla ve kat'a yapamayacak. Ya biz bunların olması gerektiğini söyleyeceğiz. Tabii ki söyleyeceğiz. Tabii ki çözümün bunlar olduğunu, toplumun önünü bunların açması gerektiğini, bizim en azından bunu hak ettiğimizi, bu ülkenin vatandaşları olarak vergi veren bir yurttaş olarak bu doğru bilgiye ulaşmak ve anayasaya göre de bizi korumakla yükümlü görevin, devletin bu görevini yerine getirmesini istemek bir hakkımız ve bunu hak ediyoruz. Ama hiç karşılık bulmayacak. Yani sorun orada kaldığı sürece o sorun sürekli bu gündemi yaratacak. Her şeyi algılara oynayacak. Algıyı yöneten hepimizi yönetiyor. Necdet Bey'in biraz önce söylediğine çok katılıyorum. Çünkü bizi çok umursamayan, kendi tabanında müthiş alıcısı olan ve o alıcıya dönüp onu sıklaştırarak, onu konsolide edip, onu elinde tutmaya çalışan bir anlayış. Sürgüt ona bir reklam yapma peşinde. Yani işte daha yeni değil mi? Efendim kaç ülkeye yardım yaptığından bahsediyor. Efendim işte, kaçtı? 156 ülkeye. 156 ülkeye bu salgın nedeniyle maddi ve malzeme yardımı, nakit ve malzeme yardımı yaptığından bahseden bir yönetim var. Böyle bir Adalet ve Kalkınma Partili sayın seyirciler bir konuşması esnasında dedi ki siz ne diyorsunuz yahu dedi. Biz bu dönemde bile 156 ülkeye yardım yapmış bir devletiz dedi. Nerede dedi aç ya? Nerede aç? Getirin dedi ya, ben de uyuyacağım dedi. Bunu söyleyen bir iktidar, veya bunu söyleyen bir kişi ya sokağa bakıp bu ülkenin şu anda işsiz, şu anda yoksul, şu anda neredeyse açlıkla mücadele eden insanlarından utanması lazım. Yani bir tarafta şu anda yüz binlerce iş yeri kapatılmış, yüz binlerce esnaf, yüz binlerce işçi, yüz binlerce dar gelirli işinden aşından olmuş, şu günleri nasıl geçireceğim derdi içindeyken dönüp ya biz 156 ülkeye yardım ediyoruz. İşte Tunus'a da bak 5 milyon dolar gönderdik. İşte Sudan'a da şuraya da buraya da yardım ettik, borçlarını kapattık dediğinizde o insanlardan utanmanız lazım. Ya onlara olan bir vebali taşımanız lazım. Onların yüzüne gözüne bakamamanız lazım. Peki. Ama ne şeyse işte o insanların bir kısmı hakikaten bir
illüzyon içinde mi diyeyim, yani bir nasıl bir ruh halinde, nasıl bir kuşatılmışlık içindeyse bu reklamlara, bu yalan yanlış bilgiye hala işte itibar edebiliyor. İtibar etmiyor. Bir şey sorabilir miyim Bengi Hocam? Yani bir kısmı ediyor en azından. Ama bu bir rejim sorunudur. İtibar edenler biraz sonra tabloda göreceğiz. Evet. Şimdi bir de şöyle bir şey var. Gürsel Bey'in sözünde sekleyen kamuoyu araştırmaları var. Verilere salgının başlangıç dönemindeki güvenenlerin oranıyla şu an güvenenlerin oranı arasında muazzam bir erozyon var. Kesinlikle. Muazzam bir erozyon var. Öyle olması lazım. Ayşen Hanım, bir şey mi soracaktınız Bengi Hocam'a? Evet, Bengi Hocayı bulmuşken söyleyeyim. Hocam şimdi ben de işte gönüllü olduk deyince herkes şey diye mesaj attı mesela. Oh, içeride tanıdık biri var. Hani şeyi nasıl alabileceğimiz, sizden yanıt alabileceğimiz, objektif bilgi alırız diye. Ben şimdi şeyi öğrenmek istiyorum. Ya bilgiler şeffaf değil. Biz üçüncü fazdayız. Tabii gideceğiz, doktorlarımızla konuşacağız. Oradan bilgi alacağız ama toplumu bu aşının üçüncü faz iyi geçerse ve gerçekten yan etki görünmez, %97'lerde koruyuculuk varsa bunu toplumu nasıl ikna edeceğiz? Ve buradan sonra yapılması gereken şey herkese aşıyı mecbur kılmak, yani herkese ücretsiz bir şekilde aşı yapılmasını sağlamak. Buna toplumu nasıl ikna edecekler ya da bunun verisini nasıl duyurabileceğiz, biz nasıl güveneceğiz buna? Ayşe Hanım, şimdi aslında 15'inde bu şifreler kırılacak. Şimdi siz acaba gerçek aşı kolu muydunuz? Placebo. Belki de placeboyuz, henüz bilmiyorum. Aslında burada da bizde çok değişik problemler oldu. Mesela Twitter'dan ben yaptırdım, çalışmaya girdim ama antikorlarım pozitif gibi açıklayanlar oldu. Aslında bu da etik değil. Sonuçta kime ne yapıldığını bilinmiyor olması lazım. Burada da çok enteresan şeyler oldu aslına bakarsanız. Her neyse, o işin bir yönü, olmaması gereken yönü ama 15'inde kırılacak. Bütün veriler toplanacak. Aslına bakarsanız bütün bu veriler bir kasada toplanıp ne kadar işte antikor yanıtı oluşmuş, yapılan aşı grubunda ne kadar korunmuş, COVID pozitif olmuş mu olmamış mı, bütün bunların hepsine bakılacak. Daha sonra tabii ki sadece bizimki değil, Sinovac aşısının faz 3 çalışması yapılan diğer ülkelerde, işte Brezilya'dır, Endonezya'dır, Türkiye'dir, hepsi birden bir sunum olması lazım. Bakın, BioNTech'in, Moderna'nın, işte AstraZeneca'nın faz 3 verilerinin hepsi yayınlandı. Hatta New England Journal of Medicine'da işte şeyinki de yayınlandı yeni. AstraZeneca'nınki de, yani artık makale boyutunda yayınlanan aşılar var ve bunlara başlıyorlar. Onaylar alındı. Oysa bizim yapmayı planladığımızın henüz faz 3 verileri yok elimizde. Faz 3 verileri olmadığı gibi zaten hadi makaleden de geçtik. Ancak ne olduğunu bilmiyoruz. %97'den antikor oluşturuyor ama ne kadar koruyuculuğumuz var, bu da onunla paralel değil, bunu da bilmiyoruz. Sonuç itibariyle bir bilinmeyen için biz hemen adım attık. Evet, şunu biliyoruz. Faz 1-2'de bunlar hakikaten güvenli. Sonuçta inaktif aşılar, bilinen aşılar, yıllardır yapılan pek çok çocukluk aşıları, hastalığı aşıları bunlardan oluşuyor. Eyvallah, bunu biliyoruz. Ama bu aşı için faz 3 verileri açıklanmadan hadi bakalım bunları getirdik başlayacağız demek, onay almadan, en azından ulusal olarak sizin kurumlarınızca bunun onayı alınmadan, bu da aslında çok farklı bir uygulama olmaması gereken, bu da bizi tedirgin ediyor. Ama bunun ötesinde dediğim gibi bu zaten güvenli bir aşı olduğunu gösteriyor. Onun için lütfen tedirgin olmayalım. Sonuçta bizim ne yazık ki seçme şansımız yok. Kötü bir aşı politikamız oldu. Birçok ülkeye bakıyorsunuz. Bangladeş'inkine dair bakıyorsunuz. İşte bizden çok daha geri olan gelir dağılımına baktığınızda ya da işte neyse yoksulluk açısından bizim çok gerimizde olan Afrika ülkelerinde bile birden fazla aşı seçeneği var. Sonuç itibariyle neden tek bir kefede bütün yumurtalar var? Bu da zaten diğer bir soru. Artı üçüncü bir problemimiz, tamam Sinovac aşısı diyoruz. İşte 50 milyon diyoruz. 50 milyon aşı demek iki dozdan 25 milyon kişi demek. Zaten bizim toplumumuzun rahatlaması için ya da bir toplum bağışını oluşturmak için çok gerisinde. En az iki kat olmalı bunun. Orada da bir problemimiz var. Diyoruz ki biz yerli aşı, yerli aşımızın henüz daha 25 Aralık'ta
faz 2 çalışması olacak. Daha sonra faz 2 çalışmasında yine güvenlik aşamaları işte sorunsuz geçecek olursa deniyor ki Nisan'da faz 3'e geçilecek. Ve faz 3'e Nisan'da geçilecek olan aşıyla birlikte bütün topluma aşı yapılması planlanıyor. Faz 3'ü yapılacak, ne olduğu görecek, etkinliği açıklanacak. Ondan sonra topluma uygulanmamız gerekir. Biz yaygın olarak toplumda faz 3'ü yapacağız gibi anlıyoruz buradan okuduğumuzda. Ne kadarı Türkiye'nin altyapısında yapılacak, bir yerli aşıya bel bağlamamız var. Çok güzel gönül ister, yerli aşı olsun. Zaten aşı olsun. Zaten 2011'de niye bizim bu hıfzı sahayı kapattığımızın da bir cevabı yok. Yani aşısını yapamayan 1940'larda, 50'lerde, 30'larda aşı yapan bir ülkenin niye şimdi yapamadığının da cevabı yok. Yani bunların hepsi aslında birer muamma. Ama sonuçta elimizde bir Sinovac aşısı varsa bunu yaptırmak dışında çaremiz yok. Bunu zaten önce sağlıkçılar, 65 yaş üstü risk grupları derken sırayla yapmaya çalışacaklar. Ve sonuçları hep birlikte göreceğiz ama gönül ister ki bir an önce faz 3 açıklansın. Biz onları gördükten sonra olması gerektiği gibi adımlarımızı atalım. Peki. Bengi Hocam çok teşekkür ediyorum katkınız için. Sağ olun. Ben teşekkür ediyorum. Sağ olun. İyi yayınlar. Evet. Şimdi düşünün, dünyada hani çok geride, Türkiye'nin sıralamasında çok geride olan ülkelerde bile çok daha fazla sayıda doz siparişi, çok daha fazla farklı aşılar sipariş edilmişken biz bir şeye kaldık efendim, Sinovac aşısına kalmış durumdayız. Şu anda İngiltere'de başladı, Amerika'da başladı aşılamalar. Bu büyük bir ayrıcalık. Biz de isterdik şu anda aşılama başlasın ve biz çok daha güvenli bir şekilde hayatımıza devam edelim. Dolayısıyla hepimizin hayatıyla ilgili bir konu. Ne diyorsunuz Gürsel Bey? TÜİK'e geçeceğiz ama şeyle ilgili şimdi... İstanbul Büyükşehir Belediyesi Mezarlıklar Yöneticisi'nin açıkladığı sayı kaçtı arkadaşlar bugün için? Bir günde 145, bir günde. Tabii 145. Yani Türkiye için açıklanan sayı 218. Bir de başka bir sıkıntı var İstanbul'la ilgili. Seçimden önce İstanbul Sayın Topbaş dönemin daire başkanının bir açıklaması vardı. Mezarlık yerlerimiz kalmadı. Bundan sonraki hizmetlerimizi illerinize kadar götüreceğiz. Gerçekten İstanbul'da önümüzdeki dönemde bırakın yeşil alanları, işte deprem toplama alanlarını falan, insanların gömülebileceği, yani cenazesini götürebileceği mezarlık alanlarında kalmayacağını hatırlatmak istiyorum. Yani şuraya emin olun, biraz önce Salim Bey işte bu vatandaş falan, vatandaş her şeyin farkında, buna emin olmanızı istiyorum. Ben hemen hemen sürekli sokaktayım, görüyorum. İlk kez hepimizin bilmesi gereken, özellikle de son dönemlerde İstanbul Belediyesi'nin verilerine de baktım. Çok yoğun bir sosyal yardım talebi var. Bu ülkede 12 milyon seçmen sosyal yardımla geçiniyor. Bir daha söylüyorum. 12 milyon seçmen sosyal yardımına geçiniyor. Sosyal yardımına geçinen vatandaşların herhangi bir kamu şirketinin kendisine sorduğu soruya cevap ve bağımsız cevap verme şanslarının olmadığını da hatırlatmak istiyorum. Tabii ki sosyal devletlerde... Siz o zaman ne diyorsunuz Bakan Selçuk'un açıklamasında? Türkiye'de yoksulluk şeyden çıktı, sorun olmaktan çıktı diye. Sayın Bakan tabi haklı, çünkü şöyle bir şey vardı. Eskide bu AK Partilileri çok kıskanıyordum İstanbul İl Başkanı olduğum dönemlerde. Gerçekten nereye gitseydim karşıma çıkardı. Teşkilatları, il başkanları, milletvekilleri, son 2,5 yıldır hiçbirini görmüyorum. Zaten sokağa inebilecek durumda da değil. Sayın Bakan da büyük olasılıkla çok farkında değil. Yani biraz önce, biraz sonra belki... Sayın Başkan da verilerle ilgili bir TÜİK eski başkanı bir olay demiş. İlk açıklamayı 18 ay önce 8 pazara gittim. Pazarın bir tanesi de Sayın Erdoğan'ın doğduğu, büyüdüğü Kasımpaşa pazarına gittim. Ya sordum oradaki vatandaşlara, bir yıl önceki alım durumunuz neydi, şimdi ne? Esnafa baktık. Şimdi fiyatlara bakıyoruz. Fiyatlar uçmuş. Hayatın gerçeklerine hiç uymuyor. Ama TÜİK'e bakıyorsunuz,
Hayat başka bir durum. Böyle ya çok kaba bir tabir olacak ama ona bir şey bulmaya çalışıyorum. Hani kedi hikayesi gibi sürekli kapatırsanız bunu kapatma şansınız olmaz. Dünyanın bir şey ve Türkiye'de de böyleydi. Bir önceki duruma baktığımızda 10 yıl önce ya da 20 yıl önce bu veriler bağımsız kurumların elindeydi ve rahatlıkla bunlar da açıklamalarını yapıyordu. Sayın Başkan'ı da kutluyorum oradaki direncinden. Birol Aydemir, TÜİK evet. Eski Başkanı. Tabii. Aynı zamanda kendisi Deva Partisi kurucusu. Arkadaşlarımız kendisini hazırlıyorlar. Süreci biraz bildiğim için. Peki Gürsel Bey, Birol Aydemir'le ilgili siz bir soru önergesi mi vermiştiniz? Neydi o? Evet, 18 ay önce hem bu işte biraz önce anlattığım pazardaki hı-hı. ve bütün gıda şirketlerindeki verilere baktığımızda hiçbirbirine uymayan rakamlar. Hı-hı. Böyle olunca bir soru önergesi verdik ama tam soru önergesi verirken de Birol Bey görevde alındı. Çünkü belli ki Birol Bey de bu rakamlarla oynamayın, bu ciddi bir sorun olacak. İtiraz edeni hemen biliyorsunuz infaz ediyorlar. Büyük olasılıkla Birol Bey de o süreci biraz anlatmış olacak. Ya bu verileri oynatarak sonucu elde edemezsiniz. Yani hepimizin işte evimize elektrik faturası geliyor. Gün içerisinde yakıt alıyoruz arabamıza, telefonlarımızın faturalarını ödüyoruz. Sadece bir yıl önceki ödemelerle bugünkü ödemelere baktığımızda çok büyük fark olduğunu göreceksiniz. Burada işte çalışanlar özellikle biraz sonra belki o yolsuzluk meselesine geldiğimizde evet, gireceğiz. Ne oluyorsa bu ülkede alın teriyle çalışan, emeğiyle çalışan insanlara faturalar çıkıyor. Onların maaşlarının artmaması için bu verilerle oynuyorlar. Peki şimdi çok ilginç manşetlerle sayın seyirciler eski TÜİK Başkanı Birol Aydemir'in konuşması yansıdı kamuoyuna. Düşünsenize yıllarca rakamlarla oynadılar. Bakın yıllarca öyle. Rakamlarla oynadılar sözü. Veriler benden önce Berat Albayrak'a gitti sözü. Bunlar o işte katıldığı yayındaki açıklamalarından çok çarpıcı başlıklar. Birol Bey hazır mı arkadaşlar? Tamam bir dakikaya hazır. Şimdi ne demek ya yıllarca rakamlarla oynadılar yani, Necdet Bey? Bütün rakamlar yani. Şimdi. Yani ya sürpriz değil tabii ama Birol Bey'in bunu yani Birol Bey bağlanacak şimdi tabii yani kendisi de izah eder ama yani bu aslında neyi gösteriyor? Devletin bilgileri nasıl sakladığını gösteriyor. Devletin bilgileri kendi işine geldiği gibi nasıl kullandığını gösteriyor. Buradaki doğru tavır da şu. Bu işlerin daha önceden gerçekten müdahale edilebilmesi gerekiyor. Krizin artmasıyla birlikte ortaya ne çıktı? Bakın krizin artmasıyla birlikte bütün dünyada kapitalizmin krizi, bütün dünya devletlerindeki şeffaflığı ve denetlenebilirliği önemli ölçüde ortadan kaldırdı. Biz niye kaygılı konuşuyoruz? Ya çünkü bazı sektörler içe geçmiş durumda. Şimdi ilaç sektörüyle enerji sektörünün, enerji sektörüyle silah sektörünün içe geçtiği bir dünyada siz ya bu laboratuvarda üretilmiş bir virüs müdür? Yoksa normal mutasyona uğramış mıdır diye sormanız sizin son derece doğal bir hakkınız. Türkiye'nin en önemli sorunu bu. Bakın Türkiye'de pozisyon olan herkesin bu şeffaflığı ve denetlenebilirliğin önünü açması gerekiyor. Türkiye'de bunun önü açık değil. Türkiye'nin en önemli sorunlarından bir tanesi o. Demokrasilerin temel kriterinden bir tanesi şeffaf olmasıdır. Denetlenebilir olmasıdır. Türkiye'de hiçbir bilgi şeffaf değil. Aklınıza gelebilecek bütün alanlarda böyle bir gerçeklik var. Bu nedenle de ortaya çıkan rakamlar üzerinden yürümek ki iktidar bunu çok iyi yapıyor. İktidar sayılarla oynayarak gerçeği değiştirmeye çalışıyor, manipüle etmeye çalışıyor. Bunu değiştirecek bir reflekse ihtiyaç var. Ve burada asıl iş şu, yani sokak doğrudur bu işi biliyordur ama sandığa yansıyanlar bunu göstermiyor. Bu yeni bir iş değil. Yani yalnızca Türkiye'nin son 1-2 yılıyla ilgili bir iş değil. Burada asıl şeylerden bir tanesi şu. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarının, Türkiye Cumhuriyeti yurttaşlarının sorgulama yeteneğini geliştirmesi gerekiyor. Sorgulayabilmesi lazım ve sorgulayabilmesi için de gerçekten bir biçimde kanaat önderlerinin, kamu kuruluşlarının, sivil toplum örgütlerinin, siyasi partilerinin bu noktada daha cesur davranması lazım. Yani bu cesurluğu davranamadığın sürece, sen bu cesareti gösteremediğin sürece bir siyasi parti temsilcisi, genel başkanı, yöneticisi, kamu diyeyim ki meslek odası yöneticisi bunu gösteremediği sürece sokaktaki adamın dönüp bunu sorabilme şansı yok. O anlamıyla da şey şu, gerçekten şeffaflık ve denetlenebilirlik üzerine bizim çok daha fazla gidiyor olabilmemiz gerekiyor. Gidemediğimiz sürece olmaz. Burada bir hakkı teslim etmek gerekiyor. Bakın
şeffaflık son derece önemli. 2020 Uluslararası Şeffaflık Derneği kime ödül verdi? Mansur Yavaş'a. Ankara Belediye Başkanı verdi. Başka, başka kime verdi? Türk Tabipler Birliği'ne Türk verdi. Tabipleri niye verdi? Çünkü Türk Tabipler Birliği başından itibaren bütün rakamları çıplak gerçekliği anlatıyordu. Şimdi demokrasi isteyen, katılımcılık isteyen, ülkede herkes için huzur isteyenler ne isterler? Şeffaflık isterler. Eğer senin numara yapmıyorsun, yani birisinin hakkını yemiyorsan, gerçekten gayri hukuki yollara başvurmuyorsan, şeffaflık herkes için geçerli bir şey değil midir? Şeffaflığı kim istemez? Vallahi gayri hukuki yollara başvuranlar, başka işler yapanlar, bir biçimde toplum üzerinden rant elde edenler istemez. Peki. Salim Bey, şimdi bu açıklamalar üzerine birilerinin bir şey yapması gerekir mi yargı mercilerinin, yoksa bu sadece iktidar açısından icraat içi bir hikaye midir? Kardeşim, ben o rakamları böyle yaptım, istersen böyle yaparım diye işin içinden çıkabileceği bir şey midir bu? Yani içinden çıkılabilse zaten bugüne kadar çıkardık. Öyle bir şeye geldik ki yani ya devlet tamamen çürümüş durumda. Yani yönetim çürümüş durumda. Hakikaten büyük bir yıkım süreci yaşıyoruz. Sistem çökmüş, evet. Büyük bir yıkım süreci yaşıyoruz. Şimdi şeffaflık gerçekten bir demokrasinin olmazsa olmazıdır. Yani bir vatandaşın devlete ve kurumlarına olan aidiyeti veya oradaki güveni sadece onun üzerinden yürür. Çünkü ben vergi veriyorum. Bu kadar basit. Yani beni devlete bağlayan, devlet dediğimiz nedir ki? Hepimizin ortak güvenlik, esenlik, mutluluk ve zenginliğimizi sağlaması için bir araya gelerek oluşturduğumuz tüzel bir kişilik. Yani böyle olması gerekiyor. Evet evet, devlet budur aslında. Yani benim hizmetkarımdır. Bana hizmet etmek için var olan bir yapıdır. Ama maalesef bizim gibi ülkelerde, yani böyle otoriter rejimlerde özellikle, kutsal devlet ortaya çıkmıştır. Benim istediğim, tanımladığım devlet bir norm devletidir. Yani hepimizin ortaklaşa koyduğu, kuralları belirlediği, o kurallara gerek bizim, gerekse o yönetenlerin, yani devleti bir şekilde devlet yetkisini elinde bulunduranların uyması gereken kurallar bütün. Norm devleti budur. Kurallar konmuştur, yöneten de ona uyar, ne olacağını bilir. Bizler de ona uyarız. İşte orada denetim sistemleri konmuştur, denge sistemleri konmuştur. Ödediğimiz verginin hesabının nasıl sorulacağı bellidir. Bir aksaklık olduğunda yine oluşturduğumuz bağımsız, tarafsız yargı devreye girer, onun hesabını sorar vesaire. Ama kutsal devlete döndüğünüz zaman bizden ayrışmış, bizim tepemize geçmiş, bizi tedip ve terbiye etmeye çalışan, adeta bizi yeri gelip döven, yeri gelip yok eden, yeri gelip tehdit eden, istediği gibi davranmak için tehdit eden, zorlayan, darp eden bir yapıya dönüştüğünde zaten işte o yapı çürümüş oluyor. Yok eden sözünüz yanlış anlaşılmasın Salim Bey, onu biraz daha açıklayın yani, isterseniz. Özgürlüklerimizi yok eden, insan olarak bizim yaşam hakkımızı daraltan, özgürlüklerimizin kullanılması önünde engel, ne yapacağımıza eden, karar veren, set veren, nasıl inanacağımıza, nasıl yaşayacağımıza, tamam, yeterli, neyi düşüneceğimize, nerede oturacağımıza, kaç çocuk yapacağımıza, kaygısıyla hareket kaç çocuk yapacağımıza kadar her şeyimiz moderatörün nasıl davranacağına kadar kendinde gören moderatörün nasıl davranacağını, bu da önemli. Bu da tabii doğru, son kararda evet. Bu da önemli. Ceberrut bir devlet. Bak şimdi ya Ceberrut'u Salim'i anlatalım. Ceberrut devlet anlayışından bakın, bahsedeyim. Sıfat ve metafor kullanımında çok dikkatli edelim. Bakın Ceberrut devlet söylediğim, biraz önce çerçevesini çizdiğim, kendisini kutsal olarak ortaya koyup herkese karşı bir sert kuralları koyan, tedip eden, terbiye eden anlayışıyla örgütlenmiş bir korku devletidir. Ki bu devlet yapıları otoriter ve totaliter devletlerin yönetim biçimidir. Şimdi Türkiye olarak bizler norm devleti olmaktan, yani hukuk devleti olmaktan çoktan çıktık zaten. Şimdi yavaş yavaş bu söylediğim devlet anlayışına geçtik. Onun için diyorum ki kurumlar çürümüş durumda. Peki. Devlet bir yıkıma doğru gidiyor. Burada artık verilerin nasıl olması gerektiği,
Efendim bunu söyleyen kurumların var olup olmadığı, bunun nasıl ıslah edileceği, yani birel bazda o kurum bazında nasıl ıslah edileceğini falan biz çoktan geçmiş durumdayız. Peki. Başka şeyleri konuşmak durumundayız biz burada. Yani şimdi ben şeye sorarım. TÜİK eski başkanına, yani şuna hakkınız Birol vardır. Bey mi? Birol Bey. Birol Bey merhaba. Birol Bey'i duyabiliyor musunuz efendim? Yani ben sizi duyuyorum. Geliyor evet. Sesim. Birol Bey merhabalar. Efendim eski TÜİK Başkanı Birol Aydemir, DEVA kurucusu. Ondan sonra bu açıklamalara çok dikkat çekti. Sorarım dediniz. Şimdi yani şunu sormak isterseniz aradan sonra mı? Aradan sonra. Ben de bu arada Ceberrut'un bir anlamına bakayım da benim müdahale ettiğim bir şey var mı yok mu? Ben de onunla ilgili hemen bir şey söyleyeyim. Demokrasilerde tek tarif var. Ödediğiniz vergilerin hesabını sorabiliyorsanız para. Ülkenizde demokrasi tabii var. Tabii o kadar. Ödediğiniz vergilerin hesabını soramıyorsanız ceberut devletsiniz. O kadar. Çok açık. Tamam. Yönet. Yöneticime para veriyorum. Tabii. Yöneticim o parayı harcıyor. Nasıl benim paramı harcıyor, nereye harcadığım dediğim zaman sen bana hesap soramazsın tabii. Diyor. Tamam. Bu kadar basit. Evet. Peki. Birol Bey, şimdi şöyle yapalım. Bir araya gitmemiz lazım. Şimdi konuşursak çok havada kalacak konuşmamız. Aradan sonra Ayşen Hanım'ın da yorumunu alalım. Ondan sonra size konuklarımız soru da sorsun. Ve siz bize lütfen anlatın. Nedir bu yıllarca rakamlarla oynadılar ifadesi? Nedir bu veriler benden önce albayrağa gitti ifadesi? Ve anladığım kadarıyla siz eski bir TÜİK başkanı olmanıza rağmen şu anda TÜİK'in açıkladığı ya da belki de daha pek çok kurumun açıkladığı verilere olan güveniniz epey sarsılmış durumda. Ben de inanmıyorum artık diyorsunuz verilere. Bunları sizden rica etsem bir aranın ardından konuşabilir miyiz üstadım? Tabii. Tamam. Bir reklam arası rica ediyoruz sayın seyirciler. Çok kısa bir ara ardından devam edeceğiz.